Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımızın ve yeni mekanımızın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Asus Türkiye sponsorluğunda ZenBook Pro UX8402 adlı laptop modeline yakından bakacağız. Buyurun başlayalım. Bu arada ben videoyu anlatırken ürün hakkında daha detaylı bilgi isterseniz açıklama kısmına bir adet link bıraktım. Başlangıçta hemen bu laptopu diğer laptoplardan ayıran farklı özelliklerden bahsetmek istiyorum. Yani nedir bu laptopu ayıran özellikler? Bana soracak olursanız bu meseledeki bir numaramız bu laptopun çift ekranlı olması. Hem üstünde hem de alt kısmında. Üstelik firmanın web sitesinde geçen bilgiye göre bu ekran dünyanın ilk 14.5 inç 2.8K çözünürlükte dokunmatik ki kendisinde kalemde kullanabiliyorsunuz 120 Hz ilk ekran. Bunun haricinde %93'lük sağlam bir ekran gövde oranı ve DCI-P3 renk gamının da %100'ünü kapsama gibi özellikleri var. Yani bu laptop aslında profesyonel hayata da bayağı göz kırpan bir ürün. Şimdi bu üstteki ekran. Gelelim bir de alttaki ekrana ki şov tam olarak burada başlıyor. Alttaki ekranda OLED 120 Hz ve DCI-P3 renk gamının %100'ünü yine destekliyor. Üstüne üstlük bir de dokunmatik. Yani bu arada dokunmatik derken her iki ekranda da kalem kullanabiliyorsunuz. Laptopun alt kısmında bulunan ikinci ekran ki şu an siz de izliyorsunuz. Açılışta yukarı doğru kalkıyor ki bu kalkma yaklaşık 12 dereceye tekabül ediyor. Daha sonrasında da optimal görüş seviyesine geliyor. Bu kalkış işleminin yani optimum görüş seviyesine gelmenin dışında farklı bir işlevi daha var. Asus'un AAC adını vermiş olduğu bir soğutma teknolojisi var. Ekran 12 derece böyle yukarı kalkarak o bölgedeki hava akışının %38 daha fazla olmasını, sıcaklığın ise firmanın yapmış olduğu testlere göre 4 derece daha düşük olmasını sağlıyor. Sıcaklık önemli bir unsur çünkü laptopumuz ısındıkça arkadaşlar performansında kayıplar olur. Bu mesele zaten geri dönecek. Tamam, her iki ekranımızda gayet güzel özelliklere sahip, 120 Hz, dokunmatik, OLED ekran, kalem kullanabiliyorsunuz falan filan ama bunlar gerçek hayatta bizim ne işimize yarayacak? Yani daha doğrusu OLED ekran olmasının avantajları neler? Birincisi, çok uzun süre bilgisayar başına mesai geçiriyorsanız bu sizin işiniz olabilir veya çok fazla oyun oynuyor olabilir. OLED'in göz sağlığına katkısı diğer panellere göre daha yüksek. Yani katkısı derken zararı daha az. İkincisi, diyelim ki kurgucusunuz, bayağı bir işinize yarar iki tane ekran OLED olması ve çift ekran olması. Premiere'de üst kısımda kesme işlemleri yaparken altta panelleri alabilirsiniz. Fotoğrafçısınızdır, fotoğraf düzenliyorsunuz. Alt ve üstteki ekran yine sizin panelleri ve ana gövdeyi ayırmak için bayağı bir işinize yarayacaktır. Velev ki hem kurgucusunuz hem de müzikle uğraşıyorsunuz veya tek başına müzikle uğraşıyorsunuz. Üst tarafa Premiere, alt tarafa kullandığınız müzik programını koyabilirsiniz. Bunların haricinde şöyle bir gerçeklik var arkadaşlar. Çoklu monitör düzeni genel olarak panelleri dağıtmak için kullanılıyor. Eğer laptopun üzerinde hani o boyutta da olsa bir tane ekranın olması bu panellerin dağıtılması için yeni bir alternatif sunuyor. Doğal olarak bana soracak olursanız ikinci monitör derdinden %90 oranında kurtarıyor sizi. Hele ki böyle bir mobil cihazda. Bu önemli güzel bir özellik oldu. Ben de tabii ki de bu kadar profesyonel hayat demişken kendisini bir Premiere'de denedim. Görüntü olarak 4K 8 bit kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakika 30 saniyelik bir görüntünün renderını yanlış hatırlamıyorsam 3 dakika gibi bir sürede verdi. Gayet ideal bir süre. Ya zaten laptop güçlü işin teknik özellikleri gelince daha iyi anlayacağız. OLED meselesinden devam edelim. Çünkü OLED olmasının farklı bir avantajı daha var arkadaşlar. Siyahları net siyah olarak görür. Şimdi bu renk meselesinde er meydanı siyahtır arkadaşlar. Daha önce de bunu söylemiştim. OLED size en doğru siyahı sunar. Bu vesileyle hem yaptığınız işlerde hem de baskı vesaire giden işlerinizde en doğru renkleri görmüş olursunuz. Tabii bu aynı zamanda profesyonel hayatın haricinde bir film, dizi, oyun oynarken de bayağı fark eden bir unsur bu arada. Gelin şimdi teknik özelliklerimize geçelim. İşlemcimiz 12. nesil i9-12900 modeli arkadaşlar. Bu işlemci hem oyun hem böyle performans gerektiren hem de yayın yapmak istiyorsanız yayın yapma işleriniz için hibrit performans sunan güçlü bir işlemci. Hibrit performans derken içerisinde 16 adet çekirdek var fakat bu çekirdekler güç ve performans olarak sizin yaptığınız işe göre pozisyon alabilen yeni nesil çekirdekler. Bu durum hani özellikle laptop gibi taşınabilir cihazlarda performansı bayağı bir arttırıyor arkadaşlar. Bunun haricinde ekran kartında hemen söyleyeyim üzerindeki ekran kartı 3050 Ti yani 3050 Ti ile birlikte i9 12. nesil bir işlemcinin yani şöyle düşünün oyun oynamak istiyorsanız sonuna kadar oynarsınız iş yapmak istiyorsanız sizi üzmeyecektir. Bütün işlerinizi yapabilirsiniz. Öğrencilik hayatınızı ki alakalı bir bölümde okuyorsanız da rahatça geçirebileceğiniz bir laptop olduğunu gösteriyor. Fakat burada şöyle bir mesele var. Bu kadar güçlü donanımlar, işte i9'lar, bilmem neler falan filan eklenmiş bir laptop ne kadarız? Arkadaşlar benim videolarımı sürekli izliyorsanız bunu biliyorsunuz. Her videomda yani laptopla alakalı her videomda bunu söylüyorum. Arkadaşlar laptoplar ısınır. O kadar küçük kutuların içerisinde bu kadar güçlü işlemciler, bu kadar güçlü donanımlar koyunca ister istemez bu donanımlar bir ısı oluştururlar. Burada önemli olan firma
firma tarafının bu meselenin çözümü için ne yaptığıdır, nasıl önlemler aldığıdır. Bu anlamda da firma tarafı Asus'un IceCool Plus adını verilen çift fanlı teknolojisini bu laptopa yerleştirmiş. Ek olarak bir de ekran 12 derece havaya kalktığında orada %38 daha fazla hava akışı söz konusuydu. Yani işin açıkçası şunu söyleyebilirim, dizinize koyduğunuzda dizinizi yakmaz ama şunu da eklemek zorundayım. Laptoplar ısınır. Şimdi kendisine bir oyun testi yapmıştım. O oyun testini izlemeden hemen önce 2 TB'lık depolama alın ve 32 GB RAM'in olduğunda ekleyin bu laptopun üzerinde. Gelin şimdi isterseniz bir oyun testimize bakalım neler olmuş. Oyun testimiz sona erdi. Hani sonuçları gördük. Ben sadece deneyim anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Zaten bir sıkıntı yaşayacağımı da beklemediğimi belirtmek istiyorum. Sonuca gelelim arkadaşlar. Şimdi bu ürün hem öğrencilik hem profesyonel hem de oyun anlamında sizi uzunca yıllar üzmeyecek bir ürün. Burada önemli bir faktör var. Bütçeniz. Eğer bütçeniz yeterliyse çift ekran özelliğinin olması, ikisinin 120 Hz olması, OLED olması, 12. nesil işlemcisinin olması, ekran kartının 3050 Ti olması, 2 TB depolama alanının olması gibi durumlar gerçekten ciddi avantajlı durumlar. Bir de şöyle bir durum oluştu. Artık çoğumuz ofislerde çalışmıyoruz. Pek çok firma hibrit modele döndü. Hani bu anlamda evin içerisinde çalışırken de taşınabilir güçlü bir cihazın olması bence önemli bir özellik. Çünkü bizler de evlerden çalışıyoruz. Zaten görüyorsunuz burası bizim evimiz. Diyorum ve videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Ürün hakkında daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan bu tarz bilgilere erişebilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.